Söz sırası Yalova Milletvekili Sayın Özcan Özel. Buyurun Sayın Özel. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 bütçesi, YÖK ve üniversite bütçeleri üzerine grubum adına söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Üniversitelerimiz araştırma, sorgulama, nitelikli insan kaynağı yetiştirme, toplumsal sorunları çözüm üretme gibi temel işlevleri yerine getiren kurumlarımızdır. 18 yılda üniversite sayımız arttı. Üniversite öğrenci sayımız arttı. Görece olarak daha az olmasına rağmen öğretim üyesi sayımız da arttı. Ama Türkiye'de eğitim sistemi çöktü. Üniversitelerimizin pek çoğu üniversite olmaktan çıktı. Bütçeleri yetersiz. 129 devlet üniversitesinin ve YÖK'ün bütçesini topla. Hepsinin bütçesi dünyada adından söz ettiren bir üniversitenin bütçesi yetmiyor. Üniversitelerin bütçe sorunu var. Fiziki altyapı sorunu var. Bina sorunu var. İdari ve akademik özgürlük sorunları var. Rektörler seçimle iş başına geliyordu. Üniversitede seçim yapılıyordu. İleri demokrasi düzeninde rektörlük seçimlerini de kaldırdınız. Tek yetkili cumhurbaşkanı partinizin genel başkanı oldu. Rektör olabilmek için en az 3 yıl profesör olmak gerekirken kaldırdınız. Bir gün sonra profesörlükte geçirdiği süre 3 yıl olmayan bir kişi rektör olarak atadınız. Atadığınız rektörlere bakın. Biri çıkıyor, ben genel başkanımızın ildeki temsilcisiyim diyor. Diğeri, cumhurbaşkanına itaat etmek farzla aynıdır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir, haramdır diyor. Bilim dünyası için büyük kazanç olan bu rektörleri çok mu arıyorsunuz, merak ediyoruz. Üniversitelerde yürüttüğünüz siyasal ve yandaş kadrolaşma, üniversiteleri üniversite olmaktan çıkarmış, akademiyi iflasa sürüklemiştir. Kişiye özel rektör düzenlemesi yapılır da, kişiye özel adrese teslim akademisyen ilanı olmaz mı? Maalesef üniversiteler bu konuda uzmanlaştı. Atıf alan yayın konusunda değil, adrese teslim ilan yazma konusunda ordinarius profesör oldular. Yerli tohum merkezine dozerle dalan rektör, eşine özel kadro ilanı yayınladı. Bir rektörün 3 kızı, damadı, yeğeni o üniversitede görev yapıyor. Yerel yönetimler programı için ilan yayınlandı. Aranan şart müzik eğitimi lisans mezunu olmak. Şaka gibi. Sayıştay'ın bir üniversite ile ilgili 2019 denetim raporunda ilanların büyük çoğunluğunda özel ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar istenmiş. Alım yapılacak toplam 195 kadronun tamamı için sadece birer kişi başvuru yapabilmiş ve aynı kişiler kadrolara alınmış denmektedir. Devleti şirket gibi yönetecektiniz, yönetiyorsunuz ama aile şirketi gibi. Osmanlı'da bir dönem beşik ulemalığı sistemi vardı. Çöküşe götüren. Şimdi üniversitelerde bunu inşa ediyorsunuz. Onlarca üniversitede adrese teslim kadrolar, akraba öğretim üyeleri var. Üniversitelere ayırabildiğimiz bütçe zaten dünyadaki birçok üniversitenin gerisinde. O bütçelerde böylesine verimsiz kullanılırsa bilim gelişmez, bilimsel çalışma yapılmaz, akademi iflas eder. Üniversiteyi üniversite yapan bilgidir. Liyakat yoksa bilgi olmaz. Tüm Türkiye'de, tüm kurumlarda olduğu gibi üniversitelerde de liyakatı yok ettiniz. Bu rektörlerle mi? Bu kişiye özel adrese teslim üye alımlarıyla mı ilk 500'e gireceksiniz? Arge yapacağız, bilimle öne çıkacağız. Bu yaşananlardan daha vahimi de bu sistemin kanıksanması ve sürdürülmesidir. Bir tarafta atanması yapılmadığı için intihar eden öğretmenler var. Sokakta kabak çekirdeği satarak geçinmeye çalışan doktoralı insanlar var. Çöpten yemek toplayanlar var. Diğer tarafta ise saray düzeni var, lale devri var. Millete kemer sıkma, acı reçete denirken
saraylarda oturup devleti temsil için pahalı uçaklara, arabalara biniyorsunuz. Refah ve medeniyet göstergesi sizin oturduğunuz saray değil, bindiğiniz pahalı otomobiller değil, uçtuğunuz uçaklar değil, telefonu olmayan, tableti, bilgisayarı, televizyonu olmayan, internet kotası yetmeyen milletin evlatlarına nitelikli eğitim verebilmektir. 18 yıldır yönettiğiniz bu ülkenin çocukları. Tamamlayalım lütfen Sayın Özel. İşsizliğe, umutsuzluğa, mutsuzluğa mahkum edilmişse bu eğitimden sağlığa, devlet yönetiminden ekonomiye, adaletten maliyeye her alanda yaptığınız hataların faturasıdır. Sarayda lale, üniversitelerde sülale devri yaşanırken 500 bin ataması yapılmayan öğretmenimiz, Sayıştay raporlarına göre 138 bin öğretmen ihtiyacımız var. Bu sene en azından 60 bin öğretmen atamasını yapın. Öğretmenleri sözleşmeli, ücretli, kadrolu diye ayırmaktan vazgeçin. Öğretmenlere verdiğiniz 3600 sözünü yerine getirin. Mülakatı başarıyla ve hakkıyla geçen, tercihlerini yapan 920 ücretli öğretmeni atayın. Seçim yaklaşıyor. Sayılı gün çabuk gelip geçer. Seçimle senedin günü çabuk gelir. Bu yaptıklarınızın faturasını millet sandıkta size ödetecektir. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.